Bugün oynadığımız Balıkesir spor maçında her iki yarıda da çok üstün oynadık. İlk yarıyı 3-0 galibiyetle içeriye girebilirdik devre arasına. Fakat oradaki iki penaltı pozisyonumuz, bir de son devredeki penaltı pozisyonumuzu hakemin değerlendirmesini istiyorum. Yani gerçekten bize göre daha sonra televizyonda da yapılan yorumlarda da aynı şekilde zannedersem. Biz bugün galibiyet için çıktık. Futbolcularım oyun başladıktan sonuna kadar çok özverili, disiplinli, arzulu, istekli oynadılar. Çalışmalarını saha içerisinde de yansıttılar. Farklı da galip gelebilirdik. Ama aldığımız 3 puan için son derece mutluyuz. İnşallah bu galibiyet takımımıza ileriki maçlarda da daha üstün oynayarak 3 puanlar almak dileğiyle maçlara hazırlanıyoruz. Sorularınız varsa buyurun. Klas Spor Mert Dokuzoğlu, Antep Stadyumu'nda hocam 30 maçları yenilmiyorsunuz. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Ve ligdeki tek namalup takımsınız. Evet. Şimdi buradaki bu namalubu veyahut da buradaki yenilmezliği diğer takımlar şöyle değerlendiriyorlar. Yani suni çim. Burada biz yapamıyoruz. Yani biz 13 senedir burada oynuyoruz. Bu ligde vardık. Buradan düştük, tekrar çıktık. Şimdi buradaki avantajın yani bizim takımımız üzerinde olduğu kadar diğer takımlarda dezavantaj olması mümkün değil. Yani o nedenle biz bunu şuna bağlıyorum. Gerçekten takım oyununu oynuyoruz. Yani biz ekip olarak herhangi bir futbolcuya bel bağlayıp yani onun bizi galip getirmesini beklemiyoruz ama biz işte başta bizim işte hocalarımız Serkan Hoca olsun, diğer yardımcılar olsun, yani saha çalışmalarını oyuna yansıttığımız için takım oyunu oynadığımız için de bu yenilmezliğimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda da o devam eder. Tabii futbol neyin ne olacağını kestiremezsin ama biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Deplasman veyahut da içeride Aktepe Stadı diye bir söz konusu değil. Geçen hafta İstanbul Spor maçında bir konsantrasyon eksikliğinden yedik son dakikada golü. Yoksa gene galiptik. Onun için takımımıza güveniyoruz. Kulüp olarak çok iyi bir yerdeyiz. İnşallah bu sağlıklı, sıhhatli bir şekilde devam eder. Başka var mı? Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tabii başlangıçta zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Öncelikle Keçiören de tabii zor bir takım. Hakikaten disiplinli bir takım. Onların da tabii puana ihtiyacı vardı. Bizim de puana ihtiyacımız vardı. 45. dakikada gol yiyince bizim sistem, oyun sistemimizde tabii bir değişiklik oldu. İlk yarı onlar daha iyi oyun oynadı ama biz ikinci yarı oyunu biraz pas yaparak düzelttik. Pozisyonlarımız da var. 3-4 pozisyonumuz var. Hele bir tanesi çok net pozisyon. Gerçi Keçiören'in de pozisyonu var ama bizim o net pozisyonumuzu atmış olsaydık golü 1-1 biterdi maç. Berabere biterdi diye düşünüyorum. Tabii bundan sonra biz artık bunu unutuyoruz. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Önümüzdeki haftalarda artık puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Sorusu olan varsa cevaplayabiliriz. Yok yarın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.